Göğüsleri ütülenen kadınlar, birbirlerine tükürerek selam veren insanlar. Bugün dünyanın en garip adetlerini hayretler içinde izleyeceksiniz. Bir buçuk milyar insanın yaşadığı Hindistan'dayız. Bir sürü garip geleneğin olduğu Hindistan'da akıllara durgunluk veren geleneklerin başında gündelikçi kadın geleneği var. 22'den fazla dilin konuşulduğu Hindistan'da evlere gündeliğe gelen kadınlar evdeki bekar gencin ilişki ihtiyacını karşılamak zorunda. Muhteşem mimari yapılara sahip ülkelerde bir o kadar da ilginç gelenekler bulunuyor. Hindular inanışlarına göre Ganj nehrine girerek günahlarından arınıyor. Ölen bir Hindunun külleri ise Ganj nehrine atılıyor. Bu inanış ölülerin ruhlarının özgürleştiğine dair bir inanıştır. Yüzlerce yıldır devam eden en bilindik konu ise Hindistan'daki ineklerin kutsallığı. Ülkede inanış sahibi insanlar Krishna adını verdikleri tanrılarının ineğin vücudunda beden bulduğunu düşündükleri için her ineği kutsal saymaktadırlar. Krishna kelimesinin sözlükteki karşılığı siyahtır. Hindistan'a gezmeye gittiğinizde sakın ineklere saygısız hareketlerde bulunmayın. Bir otomobil kullanırken yolda yürüyen ineğe asla korna çalmayın. Hindistan'da inanışa göre ineğin idrarı ve dışkısı kutsal sayılır. İnananlar bu dışkıları ya da idrarı yüzlerine sürerek temizlendiklerine inanırlar. Ayrıca bir ineğin kuyruğunu tutan Hindu görürseniz sakın paniğe kapılmayın. O Hintli asla eceline susamamıştır. O Hintli ineğin kuyruğunu tutarak o an yemin etmektedir. Hindistan'da bir yerli istemeden bir ineğe zarar verirse ona ne olur? Bu durumda ineğe saygısızlık yapan, istemeden öldüren ya da yaralayan kişi 6 ila 12 ay arasında yıkanmaz, temizlenmez, sakalını ve tırnaklarını kesmez. Tüm sosyal yaşama 12 aylığına veda eden Hintlinin Hindistan'da kutsal kabul eden bir ağacın altında büyük bir ziyafet verip o ağacın yapraklarını bol miktarda tereyağında yaktıktan sonra günahından arındığına inanılır. Ülkede kadınlar maalesef ikinci plandadır. İngiliz işgaline kadar ülkede kadınların birden fazla kocası olabiliyor ve bu durum normal karşılanıyordu. Bir kadın genellikle 2 ya da 3 erkek kardeşle evlendiriliyordu. Günümüzde Hindistan'ın ücra köşelerinde bu geleneğin hala devam ettiği söyleniyor. Hindistan'ın garip gelenekleri bununla da sınırlı değil. Hindistan'da 7 yaşına gelen kız çocukları köpekle evlendiriliyor. İnanışa göre kız çocuğu 18 yaşına gelip evlenene kadar köpek tarafından korunuyor. Hindistan'da garip geleneklerin sonu gerçekten gelmiyor. Yemeklerine çok baharat attıkları herkes tarafından bilinen Hintlilerin başlık parası konusunda ne yaptıklarını bilen var mı? Hadi bir tahmin edin. Çoğu kişi yanlış tahminde bulundu. Hindistan'da drama denen başlık parası geleneğinde bir çift evlenirken bakın lütfen dikkatle dinleyin. Hindistan'da bir çift evlenirken erkek değil, kız başlık parası ödüyor. Yani Hindistan'da yaşayan ve evlenen kızlar sevdiği erkeği alabilmek adına başlık parası ödüyor. Bu sebeple Hindistan'da aileler kız çocuk sahibi olmak istemiyor. Erkek çocuk dünyaya geldiğinde aileler daha mutlu oluyor. Hindistan'ın sizleri çok şaşırtacak geleneklerini ilerleyen bölümlerde aktarmaya devam edeceğiz. Hadi hep birlikte Doğu Kamerun'a geçelim ve tüyler ürperten bir geleneğe şahit olalım. Kamerun denince akıllara öncelikle renkli bir ülke bayrağı ve dünya futbol endüstrisine kazandırılan futbolcular geliyor değil mi? Samuel Eto'o, Türkiye'de top koşturan Bebo, Song gibi oyuncuları mutlaka duymuşsunuzdur. Portekizli denizciler tarafından keşfedilen Kamerun topraklarında kelimenin tam anlamıyla feci ötesi bir gelenek hala sürdürülüyor. Kamerun'da tahmini olarak 30 milyon kişi yaşıyor. Nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor. Ancak bu güzel ülkede, özellikle Doğu Kamerun'da tecavüzlerin önüne geçmek için genç kızların göğüsleri ütüleniyor. Böylesine acı bir geleneğin 2020'li yıllarda da sürdürülecek olması sanırız acıların en büyüğüdür. Dünyada kadın haklarını koruyan birçok örgüt bu geleneğin sona erdirilmesi için savaş veriyor. Denize kıyısı olmayan bir Güneydoğu Asya ülkesindeyiz. Burası Laos.
Tek partili sosyalist bir cumhuriyet yönetimiyle idare edilen ülkede 7 milyon insan yaşıyor. Ülkenin kuruluş yılı, yani Fransa'dan bağımsızlıklarını ilan ettikleri yıl 1953. O yıldan bu yana güçlü bir sloganları var Laosluların: barış, istiklal, demokrasi, birlik ve refah. Böylesine güzel mesajlar içeren slogana çok ters düşen bir geleneğin varlığını halen sürdürmesi ise akıllara durgunluk veriyor. Güzel bir Asya ülkesi olan Laos'ta kadınların bileklerini göstermesi yasak. Eğer bir kadın bileğini sergilerse bedeninin en erotik bölgesini sergilemiş olarak kabul ediliyor ve bu yasak. Tarih boyunca Fransızların sömürüsü altında yaşayan Laosluların kadınların özel hayatını böylesine kısıtlaması, diğer garip geleneklerin sürdürüldüğü ülkelerdeki gibi eleştiri oklarının hedefinde. Birçok uluslararası kadın kuruluşu Laoslu kadınların özgürlüklerini kazanabilmelerini istiyor ve bilekleriyle namus kavramlarının bir tutulmasından da hiç hoşnut değiller ve çok haklılar. Dünya genelinde 150'den fazla kabile halen ilkel çağlardan kalma gelenekleriyle yaşamaya devam ediyor. Ülkemizde yüze tükürmek bir hakaret olarak algılanır. Bu kavgaya ve cinayete varan sonuçlara neden olur. Yani birinin yüzüne tükürürseniz o size asla tebessüm etmez. Ya sizin yüzünüze tükürür ya da size ne yazık ki tekme tokat dalar. Ancak yüzlerce yıldır sürdürdükleri geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Tanzanya ve Kenya'da yaşamını sürdüren oldukça kalabalık bir kabile olan Vesai kabilesi üyeleri birbirleriyle tükürerek selamlaşıyor. Evet, yanlış duymadınız. Eski bir ahbabınızla ormanda karşılaştığınızda eğer siz bir Vesai'seniz, "Aa, selam Ahmet abi," demiyorsunuz. "Kurak!" diye suratına tükürerek büyük bir nezaket örneği gösteriyorsunuz. Eğer karşılaştığınız insanın yüzüne tükürmezseniz, bu bizim ülkede selam vermeden geçtiğiniz bir arkadaşınıza hakaret etmiş sayılıyor ya, Vesai'lerde de bu hakaret olarak kabul ediliyor. Yani Vesai'lerin bu geleneğini Türkiye'de uygulasak neler olurdu düşünmek bile istemiyorum. Dünyanın en güzel ülkelerinden birindeyiz. Burası sambacıların cenneti Brezilya. Brezilya kültürüyle bir, Brezilya'da birine veda ederken el sallamak, hoşça kal demek anlamında. Bu bizim ayrılık anında kullandığımız bir beden dili. Ancak Brezilya'da kadınlarla ilgili sizi hayrete düşürecek bir gelenek var. 1988 Brezilya Anayasası'ndan bu yana özellikle kentsel şehirlerde yaşam süren birçok kadın eğitim ve öğretim görme hakkı elde etmeye başladı. Ancak kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar için durum aynı değil. Kırsal bölgede yaşayan, maddi özgürlüğüne kavuşamamış kadın ikinci sınıf insan sayılıyor. İnsanın ağzını açık bırakan geleneğe geçelim. Brezilya'da ufak bir köy sayılan Mehinaku'da bir erkek eğer bir kadınla cinsel ilişkiye girmek isterse kadına bunun karşılığında balık hediye ediyor. Bu gerçek anlamda bir gelenek ve onlarca yıldır kesintiye uğramadan nesilden nesle aktarılarak devam ediyor. Tarihin en garip kabilesiyle tanışmaya hazır mısınız? Biz uzaylıyız diyen gizemli kabile. Dogonlar. Bu bölümde ilkel görünümlerine rağmen biz dünyanın en garip kabilesiyiz diyen Dogonları ziyaret edeceğiz. Mali, denize kıyısı olmayan, içerisinden Afrika'nın üçüncü büyük nehri olan Nijer'in geçtiği bir Afrika ülkesidir. 1 milyon 240 bin kilometre karelik yüzölçümüyle Afrika'nın 8. büyük ülkesidir Mali. Nüfusu 20 milyondur ve bu nüfusun %65'ini 25 yaş altındakiler oluşturur. Mali'nin başkenti Bamako'dur. Ülkenin ekonomik altyapısını başlıca tarım ve balıkçılık oluşturmaktadır. Mali'nin bazı doğal kaynakları altın, uranyum ve tuzdur. Mali'ye insanlar çok erken bir tarihte yerleşti. Tarım ve göçebe hayvancılıkla uğraşan bu toplulukların sahrayı geçerek Akdeniz dünyası ile ilişki kurmaları çok eski tarihlere uzanır. Buraya yerleşenlerin çoğu modern hayata geçti. Ancak içlerinde hala binlerce yıllık geleneklerine bağlı yaşayanlar da var. Bu kabilelerden biri de Dogon kabilesi.
internet nedir bilmiyorlar. Hayatlarında hiç cep telefonu görmediler. Ancak uzayı bildiklerini söylüyorlar. Bu gerçek olabilir mi? Mali'nin Bandiagara kayalıkları bölgesinde yaşayan kabile kendini uzaylı olarak adlandırıyor. Orion yıldız kuşağının hemen yanında bulunan ve köpek yıldızı olarak da bilinen Sirius yıldızı ve onun çevresinde döndüğüne inanılan yıldız ve gezegenler Dogon mitolojisinin temelini oluşturmaktadır. Dogonlar Sirius yıldızının en parlak yıldız olduğunu, Sirius'un yanında çıplak gözle görülmeyen küçük, yoğun ve sönük bir yıldızın daha bulunduğunu ve bu yıldızın tam konumunu biliyorlardı. Potolo olarak adlandırdıkları bu yıldızın dünyada bilinen tüm maddelerden daha ağır bir maddeden oluştuğuna ve Sirius'un çevresini 50 yılda döndüğüne inanmaktaydılar. Büyük kanyonu andıran derin vadilerde uçurumların kenarına toprak ve ahşap kullanarak inşa ettikleri oldukça küçük, kulübeyi andıran ilkel evlerde yaşayan topluluk, benzer olarak avcılık, toplayıcılık, tarım ve hayvancılık gibi basit işlerle uğraşıyor. Kabilenin ana geçim kaynaklarını ise el yapımı alatlarla yüzlerce metrelik kayalıklara tırmanarak edindikleri güvercin gübresiyle verimini arttırdıkları darı tahılıyla tarım ya da toplayıcılıktan elde ettikleri sebze, meyve ve tahılları sattıkları semt pazarları oluşturuyor. Ayrıca ağaç ve deri işçiliği yoluyla ortaya çıkardıkları putlar, giysiler, heykeller ve maskeler de kabilenin diğer uğraşları arasında bulunuyor. Bu ilkel kabile, Soluk Yıldız'dan iddialarına göre yüzlerce yıldır haberdardı. Oysa ki batılı gökbilimciler 19. yüzyılın ortalarına kadar Dogonların bahsettiği bu Soluk Yıldız'ın varlığından bile habersizdi. 1862 yılında Amerikalı gökbilimci Alvin Graham Clark yeni bir teleskobu denerken bu yıldızı keşfetmiş ve Sirius B ismini vermişti. 1920'lerde yapılan araştırmaya göre Sirius B bir cüce yıldızdı. Cüce yıldızlar oldukça soluk ışıklı, küçük fakat yoğun yıldızlardır. Sirius B gerçekte dünyadan daha küçük olmasına rağmen tıpkı Dogonların belirttiği gibi o kadar yoğundur ki kendisinden alınan bir çay kaşığı dolusu madde 5 ton ağırlığına gelir. İlkel kabile bunu nereden biliyordu? Kabilenin demografik yapısına baktığımızda etnik grubun kimi kaynaklara göre yaklaşık 250 bine yakın bir nüfusa sahip olduğunu görüyoruz. Hem siyasi hem de dini sorumluluklar taşıyan Hogon isimli bir yöneticilerin belirlenmesi ise saltanata benzer bir şekilde babadan oğula aktarılmasına dayanıyor. Daha da ilginç olanı Dogonların bilgilerinin sadece bununla kalmayıp aynı zamanda modern dünyamızda ilk kez Galileo tarafından gözlemlenen Jüpiter'in dört uydusundan ve Satürn'ün yalnızca teleskopla görülebilen halkalarından da haberdar olmalarıdır. Dogonlar ayrıca sayısız yıldızın varlığına ve dünyanın da içinde yer aldığı Samanyolu'nun sarmal bir gücü olduğuna inanıyorlardı. Yüz binlerce insanın bir araya geldiği kabilenin dili ise köyden köye değişiyor. Nijer-Kongo dil ailesine mensup bu alt diller birbirinden gerek kelime gerekse yapı olarak farklılıklar gösteriyor. Yazılı bir dili ve alfabesi de bulunmayan topluluğun gelenek ve diğer bilgileri gelecek nesillere aktarma yöntemi ise sözlü gelenek ve mağara duvarlarına çizdikleri hieroglife benzer resimlere dayanıyor. Dogonlar sahip oldukları bilgilerin çoğunu sembollerle anlatmışlardır ve bu sembollerinin temelinde nommolar diye adlandırılan ve dünyayı uygarlaştırmak için uzaydan geldiğine inanılan hem karada hem de suda yaşayabilen varlıklardır. Dogon rahiplerine göre eski zamanlarda Sirius sistemindeki bir gezegenden dünyaya inen nommolar sahip oldukları bilgileri o zamanki rahiplere öğretmiş, onlar da bunları yeni kuşaklara anlatmışlardır. Nommolar dünyanın yaratıcıları olduğu kadar insanoğlunun ataları ve ruhsal ilkelerin koruyucuları, yağmuru yağdıran güçlerin ve suların mutlak sahipleriydi. Yazılı herhangi bir kaynağı bulunmadığı için kökeni de tam olarak saptanamayan kabilenin 13 ila 16. yüzyıllar arasında Mısır'dan şu anda bulundukları Mali'ye göç ettikleri düşünülüyor.
topraklarda gerçekleştirilen karbon izi araştırmaları da bunu destekler nitelikte veriler ortaya koyuyor. Kabilede ayrıca İslamiyet ve Hristiyanlığa inanan bir kesim bulunsa da büyük bir kısmı kabileye özgü, antik Mısır uygarlığındakine benzer animizm kökenli tek yaratıcının bulunduğu bir dine tapıyor. Kabilenin tanrısı ise Amma ismini taşıyor. Dogonların yüzyıllardır sahip olduğu bilgileri bilim henüz yeni yeni keşfetmektedir. Bunun son örneği Dogonların Sirius sisteminde Emmea adını verdikleri ve Nomoların gezegeni olduğunu söyledikleri üçüncü bir yıldızın varlığından bahsetmeleridir. Öyle ki bilim insanları Dogonların binlerce yıl ortaya attığı düşünceleri yeni yeni keşfediyorlar. İşte tuhaf totemleri ve örgütlenmesi olan Dogon kabilesinin hikayesi. Dogon kabilesine mensup kişiler dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor ve bunu kabul ediyor. Bu kabilenin üyeleri ne kadar medeniyetten uzak yaşıyormuş gibi gözükse de çoğu kişiden fazla astronomik bilgiye sahipler. Hatta dünyanın güneş etrafında döndüğünü, ayın dünya etrafında döndüğünü, Satürn'ün halkalarını, Jüpiter'in uydularını ve Sirius'un aslında tek bir yıldız olmayıp A, B ve C olarak üçlü bir sistem oluşturduğunu bile biliyorlar. Dogonlar ve Sirius yıldızı ile aralarında kurdukları bağ, UFO araştırmacılarının olduğu kadar yaratılış teorisyenlerinin, astronomların ve bilim adamlarının da ilgisini çekmiş. Bu kabilenin kökenleri ve sahip oldukları derin astronomi bilgisine nasıl ulaştıkları hakkında pek çok araştırma yapılmıştır. Arkeolog yazar Erik von Daniken, Dogon inançlarını kabullenmiş ve bu bilgileri geçmişte dünya dışı varlıkların dünyamızı ziyaret ettiğinin kesin bir kanıtı olarak yorumlamıştır. Dogon kabilesi üyeleri varoluşlarını ise çok ilginç bir şekilde açıklıyor. Onlara göre doğumları Sirius sistemi ile Güneş sisteminin evlenmesi sonucu olmuş. Dogonlar Sirius yıldızının en parlak yıldız olduğunu, Sirius yanında çıplak gözle görülemeyen küçük, yoğun ve sönük bir yıldızın daha bulunduğunu ve bu yıldızın tam konumunu biliyorlar. Dogonlar üzerinde araştırma yapan Amerikalı bilim adamı Robert Temple, bir Nomo uzay gemisinin gelişini ve dönerek yere inişini simgeleyen resimler bulmuştur. Geminin Dogon ülkesinin güneydoğusuna indiği söyleniyordu. Dogon rahipleri geminin inişini tanımlarken onun kuru toprağa indiğini ve oluşturduğu girdap dolayısıyla bol miktarda toz kaldırdığını anlatmaktadırlar. Dogonlar da Siriuslu gezegenlerin bir gün geri döneceğine inanmaktadırlar. Göklerde bir yıldız belirecek ve bu Nommo'nun yeniden dirilişinin işareti olacak der bir yazıt. Potolo olarak adlandırdıkları bu yıldızın dünyada bilinen tüm maddelerden daha ağır bir maddeden oluştuğuna ve Sirius'un çevresini 50 yılda döndüğüne inanıyorlar. Dogonların yaratıcı tanrısı Amma'nın cennet ve su ile yakın ilgisi vardır. Onun yılan şeklindeki çocuğu Nommo, suya ve asıl söze katılarak kozmogonik dürtünün en aktif ve başarılı vekilleri olmuştur. İlk cinsiyetin doğumuna katkıda bulunarak ilk ataların doğmasına imkan yaratmışlardı. Sonrakiler, Nommo'nun saygınlığını kazanarak suyla yakın bağlarını korumuşlardı. İlk ölü insanı yedikten sonra işlerinden bir tanesi suyu kusarak seller ve havuzların şekil öncesi, beş nehrin kaynakları ve doğruların sularla toplumu temel yapılarıyla kurmuştur. Nommo'nun gemisi Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon yerlilerinin mitolojisinde Sirius yıldız sisteminden dünya gezegenine gönderilenleri ifade eden bir terimdir. Nommo'nun gemisi terimi, Dogon inanışında kimi zaman Sirius sisteminden dünyaya gelen maddi bir uzay gemisinden söz ediliyormuş gibi, kimi zaman da manevi anlamlar içeren bir sembol olarak kullanılmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarıla gelmiş Dogon tradisyonuna göre bu gemi insan soyunun birer imalat olan atalarını içermektedir. Fakat atalar gemiye insan formunda değil, tohum halinde koyulmuşlardır. Geminin dünyaya iniş yolculuğu boyunca embriyonun, insan geninin ana rahminde geçirdiği oluşum evrelerini andıran çeşitli dönüşüm evreleri geçirirler ve gemi yeryüzüne konduğunda gemiden insan biçimine gelmiş olarak çıkarlar. 60 bölmeli bu gemi yalnızca ataları değil, 22 kategoride sınıflanan yaratılış unsurlarını ve kelamı da içerir. Gemideki bölmelerde tüm varlık türleri ve oluş usulleri vardır. Fakat bunların yalnızca bir kısmı yeryüzüne indirilmiştir. Dolayısıyla insanlar yalnızca bir kısmını bilmektedir.
Tanrı Amma, dört erkek insanı dört unsurdan oluşturdu. Amma, bu dört erkek insanın dişi ikizlerini de yaptı. En yüksek gök katında imal edilen, yeryüzüne nakledilecek olan atalar dört çiftti. Bu dört çift insanlığın oğullar denilen sekiz atası oldular. Onlar, O-Nommo'nun oğulları olarak kabul edilirler. O-Nommo'nun plasentasının temsilcisi Sirius A yıldızıdır. Bu oğullar gemiye tohum halinde koyuldular. İniş hareketine geçmeden önce gemiye Sirius B yıldızından Po tohumu yüklendi. Amma'nın Po'ya yerleştirdiği ve Po'nun gemiye boşalttığı yaratılış unsurlarının oluşturduğu bütün 22 kategoriden oluşur. Amma zamanı geldiğinde tüm yaratmış olduklarıyla dolu gemiyi rahminden çıkarttı ve yeryüzüne indirtti. Gemi yeryüzüne 8 dönemde indi. İniş hareketi sırasında parlayan Sirius A yol gösterdi. Yıldızların ilki, başlangıcı, en yüksek gök katının merkezini kaplayan yıldızların direği olan Sirius B yıldızıdır. Amma'nın rahminden çıkan yıldızların sonuncusuysa alemin göbeği ve O-Nommo'nun göbek kordonunu temsil eden Sirius A yıldızıdır. Geminin iniş yolculuğu sırasında insanlar Sirius A'nın parladığına tanık oldular. Gemi inişi sırasında bir ufuktan ötekine kadar tüm göğü kaplayan bir yay oluşturmuştu. Gemi yere konduğunda ise insanlar ilk kez güneşin doğuşuna tanık oldular. Güneş doğduktan sonra Sirius yol gösterdi. Güneş sistemimiz Sirius sistemiyle evlendi. Oğullar en yüksek gök katından O-Nommo ile çıktılar. İniş yolculuğunda Anagonno bile oldular. Yeryüzüne konarken Anagonno Sala oldular. Yürümek için gemiden ayrıldıklarında ise kişiler haline geldiler. Gemi yere konduğunda dünyasal kirli toprakla Nommo'nun saf toprağı karşılaşmış bulunuyordu. Geminin asılı olduğu zincirin ucu Amma'nın elinde bulunuyordu. Bu zincir, Amma'nın oğullar ve soylarından gelenler arasına yerleştirdiği çözülmez bir bağdır. O-Nommo, aldığı kelamı bağırarak bildirmesinden sonra kelamı insanlara aktarmakla da görevliydi. Geminin 60 bölmeli içeriğinden şimdiye dek insanlara ancak 22 kategorisi açıklanmış ve verilmiştir. Kelamın insanlığa gelecekte aktarılacak kısmı dünyayı değişikliğe uğratacaktır. Nommo, kelam günü yine ortaya çıkacaktır. Bir zaman gelecek, Sirius B yıldızı vaktiyle Po tohumunun parıldamış olduğu gibi parıldayacak ve belirli bir dönem boyunca görünür olacaktır. Dogonların bugüne kadar açıkladıkları aslında bildiklerinin sadece bir kısmıdır. Dogon rahiplerinin tüm sırlarını açıklamadıkları konusunda araştırmacılar fikir birliği etmişlerdir. Gerekli hiçbir teknik araca sahip olmayan ve uygarlığımızın ancak 1930'larda temasa geçtiği Dogonlar bu kadar bilgiyi nereden elde etmişlerdi? Bu sırlar ne zaman aydınlığa kavuşacak? Dogonlar gerçekten uzaylı olabilir mi? Dünyanın en garip olayları, sırrı çözülemeyen insanlar ve birbirinden gizemli görüntüler. Bugün dünyamızda hala yaşam süren kabilelere misafir olacağız. Yazılı kaynaklar neyin doğru, neyin efsane olduğunu her zaman kayıt altına almayabilir. İnsanoğlu en de unutmamızın mümkün olmadığı, hala hayatta olan ve korkunç geleneklerle yaşamlarını sürdüren ilkel kabileler arasında yıllarca hafızalarınızda kalacak görüntülere geçiyoruz. Misafir olacağımız ilk kabile Himbalar. Burası kuru toprakları, yakıcı güneşi, yırtıcı hayvanlarıyla ünlü Namibya. Afrika'nın en geri kalmış ülkelerinden biri olan Namibya'da 825 km² toprakta sadece 3 milyon kişi yaşıyor. 3 milyon kişi arasında teknolojiyle tanışmamış, internet kullanmamış, okuma yazma bilmeyen hatta ülke sınırları içinde gitmediği binlerce km² yer olanlar da var. Aynı güneşin altında çamaşır kurutup birbirlerinden haberleri olmayan ilkel kabilelerden nesli tükenmek üzere olan Himbalaların yanındayız.
Himba kadınlarının hamile kalma yöntemi sizi çok şaşırtacak. Kuzey Namibya'da yaşayan Himbaların 20 ile 50 bin arasında nüfusunun olduğu söyleniyor. Göçebe bir kabile olan Himba kabilesinin diğer adı Kırmızı Kadınlar. 15. yüzyılda Botswana'dan kuzeybatı Namibya'ya göçen, avcılık ve tarımla geçimlerini sağlayan Himbalar, tarihleri boyunca Namibya'da şiddetli savaşlar, kuraklık ve açlıkla karşı karşıya kaldılar. 1980'lerde yaşanan kuraklıkta binlerce keçiye sahip olan Himbalar, keçilerinin neredeyse tamamını kaybetti. Bu kuraklık sonucunda Himbaların çoğu yaşadıkları ıssız toprakları terk etti. Opiwo kentine yerleştiler. Buraya ayak uydurarak bir şekilde şehirli olmaya çalıştılar. Ancak geride kalan ölüm tehlikesine, kuraklığa ve açlığa rağmen Himba olmaktan gurur duyan, Himba olarak ölmeye yemin eden kabile üyelerinden kadınlar günlük işlerin hemen hemen hepsini sırtlanmış durumda. Bir Himba kadını hem inek sağabilir, hem çocuk emzirebilir, hem de inşaatta çalışabilir. Günlük işlerin çoğunu kadınlar yaptığı için Himba kadınları arasında müthiş bir bağ ve yardımlaşma var. Bugünkü gelişmiş kreşlerin örneğini aslında Himbalar yüzlerce yıldır hayata geçirmiş bile. Bir kadın onlarca çocuğa bakarak işi olan anneye yardım eder. Güneşten korumak için vücutlarına tereyağı süren Himba kadınlarının cildi zamanla kırmızılaşır. Kırmızı kadınlar adı da buradan gelmektedir. Modern giyecekleri kullanmayan Himba kadınları çıplak dolaşır. Himbalarda yeni doğan çocukların yaşı doğdukları tarihten itibaren değil, annesiyle kurduğu telepatik iletişimden itibaren başlatılır. Kabilenin kadınları hamile kalmaya karar verdiklerinde bir ağacın altına oturur ve dünyaya gelmek isteyen çocuğun kendisiyle iletişim kurmasını bekler. Çocuk annesiyle kurduğu ilk iletişimi ona söylediği bir şarkıyla başlatır. Çocuğun söylediği şarkıyı duyan anne bu şarkıyı eşine öğretir ve ardından hamile kalır. Çocuğun annesine söylediği bu şarkı onun doğum günü olarak kabul edilir ve yaşı bu tarihe göre hesaplanır. Çocuk ilerleyen yaşında toplumsal bir yasayı ihlal eder ya da bir suç işlerse köy meydanına çağrılıp topluluk tarafından çembere alınır ve ona hep bir ağızdan kendi şarkısı söylenir. Kabilenin kadim geleneklerine göre antisosyal davranışları düzeltmenin yolu cezalandırmadan değil, sevgiden ve o bireye kendi gerçek kimliğini hatırlatmaktan geçiyor. Şimdi Afrika'nın en ücra köşesinde aslında hiç tekini olmayan başka topraklara geçiyoruz. Burası Etiyopya'nın Oma Vadisi. Bu vadide yaşayan Surma kabilesinin dış görüntüsü bile insanı korkutmaya yetiyor. Surmalar bir dövme tutkunu. Vücutlarına dövme... Surmalar kültürlerini yüzlerce yıldır korumayı başarmış bir kabile. Hem teknolojiye hem de dış dünyaya kapalılar. Bilim insanları surmaları araştırmak için birçok kez teklifte bulundu ancak surmalar dışa açılmayı pek sevmiyor. Onları yılda sadece birkaç beyaz şanslı insan görebiliyor. Bu gelenekleri dinlemek bile cesaret istiyor. Surma kadınları ergenlik yıllarından itibaren dudaklarına takı olarak tabak takar. Surma kadınlarının dudakları koca tabaklar nedeniyle zaman içinde deforme oluyor. İşin daha da korkutucu tarafı ne tahmin edin? Surmalı genç kadınlara bu tabaklar dudaklarının usturayla kesilmesiyle takılıyor. Surmalı genç kadınlar evlilik çağına geldiklerinde bir taşla azı dişleri kırılır. Bunları düşünmek bile korkutucu değil mi? Surma kabilesi kadınları ızdırap dolu geleneklere maruz kalırken Surma kabilesine mensup erkeklerin de kendilerine has yaşattıkları gelenekleri bulunuyor. Surma erkekleri yetişkinliğe adım attıklarında Sagine adı verilen dansı yapmak zorundadır. Bir surma erkeğinin dansa yatkın olması ya da olmamasına bakılmaz. Her surma erkeği bu dansı yapmak zorundadır. Çünkü bu dans aynı zamanda rakibe, düşmana bir meydan okuma ve dövüş anlamına da gelmektedir. Bu dansı yapamayan erkek korkak sayılır. Dansın diğer adı da ölüm dansıdır. Herhangi bir tehdit durumunda yüzlerce surma erkeği toplanır ve kabile sınırlarının yer aldığı toprakların tam da merkezinde bağıra çağıra bu dansı senkronize bir şekilde yapar. Uçsuz bucaksız kurak topraklardan 18 bin adadan oluşan Endonezya'ya geçiyoruz. İki
250 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da kendi halinde korkunç gelenekleriyle yaşayan, günümüzde dahi dış dünya ile ilişki kurmaktan hoşlanmayan Daniler, gerçek anlamda şu an hayatta olan en korkunç 3 kabileden biridir. Endonezya'da yaşayan Daniler aslında duymaktan bile hoşlanmayacağınız geleneklere sahip. Gözlerden uzak bir yaşam süren Daniler birbirlerine çok bağlı. Eğer normal bir insan sevdiği bir insanı kaybederse ya da şöyle anlatalım, bir kadının kocası ölürse o kadın çok üzülür ve yas tutar. Ancak Dani kabilesinde durum çok korkunç. Bir yakınını kaybeden Dani, üzüntüyle cenazeye katıldıklarında parmaklarından birinin üst yarısını kesiyor. Yakılan cenazenin küllerini ve kirli toprağı yüzüne sürüyor. Endonezya'da 80 yıl önce keşfedilen Daniler gerçek anlamda insanı korkutacak kadar cani. Bir insan parmağını nasıl kesebilir? Daniler bunu çok rahat bir şekilde yapıyor. Kesim öncesi 30 dakika boyunca parmağın üst yarısının etrafını sıkıca iple bağlıyorlar. Parmağını kesen kişiler genelde yakın aile üyesinden biri oluyor. Kanamayı önlemek ve yeni parmak ucunu oluşturmak amacıyla açık yara dağlanıyor. Çağ dışı uygulama birkaç yıl önce Endonezya hükümeti tarafından yasaklandı. Danilerde yaşlıları gördüğünüzde çoğu parmağının olmadığını fark edersiniz. Genç Daniler ise bu gelenek yasaklandığı için 10 el parmaklarıyla hayatlarına devam ediyor. Burası Hindistan. Dünyadan, insanlardan kopuk yaşayan Aryanlar, dünyada genleri hiç karışmamış saf bir kabile. Kabilenin ismi Sanskritçe'de soylu kişi anlamına gelen Arya sözcüğünden geliyor. Ufak köylerinde 4000 kadar Aryan yaşıyor. Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır süren çatışmalar nedeniyle aslında bölgede daha da izole bir halde yaşamaya başladılar. Hindistan Ladak bölgesinde yaşayan Aryanlar yeryüzündeki diğer kabilelere oranla daha insani şartlarda yaşıyor. Aryanlar Orta Asya'dan Hindistan'a ve İran'a göçmüşler. İndus Nehri Vadisi'nde kendi hallerinde yaşayan Aryanların kadınları otantik kıyafetler içinde oldukça hoş görünüyor. Aryanlarda kabile dışı evlilik yasak. Bu arada kabile arasında kastlar arasında da evlilik yasak. Gene vuzu karışmamış tek kabile oldukları kabul edilir Aryanların. Her ne kadar modern görünseler de yüzlerce yıldır geleneklerine ve kurallarına sıkı sıkı bağlılar. Hazır Hindistan'dayken Longva köyüne, bir manyanın ormanlarına uğrayalım. Bu bakir topraklarda Konyak Naga kabilesi yaşıyor. Konyaklar Hindistan'ın kuzeydoğusunda Nagaland eyaletinde yaşayan 16 kabilenin en büyüğüdür. Savaşçı bir kabile olan Konyaklar, Hindistan'da köylerde yaşanan tüm kargaşalardan yararlanarak büyük bir iktidar haline gelmişler. Çıkan kargaşalardan yararlanan savaşçı kabile topraklarını büyüterek genişlemiş. Oldukça akıllı bir kabile olan Konyaklar tüm bölgeye hakim olabilmek için köylerini Birmanya ormanlarını tepeden gören bir dağ kurmuşlar. Konyaklar için aslında savaşçı demek az kalacak. Çünkü ergen bir Konyak erkeği erkekliğini ispat etmek için düşmanlarından birini öldürüp kafatasını köye getirmek zorundadır. 1940'larda kafatası avcılığı yasaklanmasına rağmen Konyakların bu geleneği sürdürdüğü iddia ediliyor. Bölgeye gelen turistlere de özellikle yanlarında rehber olmadan Birmanya ormanlarına yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Her Konyak barınağında yani evinde en az bir kafatası bulunur. Bu kuru kafalar onlar için gurur kaynağıdır. Burası Yeni Gine. Görüntüler bir filmden değil, tamamen gerçek. Böylesine rengarenk boyanan adamlar bir festivale ya da eğlenceye hazırlanmıyor. Papua Yeni Gine'de yaşayan, dış dünyaya kapalı olan Huli kabilesi yaşamını avcılık ve toplayıcılıkla sağlıyor. Papua Yeni Gine'nin yüksek dağlarla çevrili yerlerinde yaşayan Hurilerin en büyük takıntısı yüzlerini ve vücutlarını boyamaları. Süslenme konusunda takıntılı olan kabile üyelerini boyasız bir şekilde görmek mümkün değil. Huliler sayıca çok azlar. Sadece 200-250 kişilik bir kabile olarak nesilleri tükenmek üzere.
1990'lı yıllarda kaplan saldırısı sonucunda 60 kadar kabile üyesi hayatını kaybedince büyük bir nüfus azalması yaşadılar. Kaplan saldırısı sonrasında kendi içlerinde bir teknik geliştiren Huliler yüzlerine maske takmaya başladı. Hulilerin inanışına göre kaplanlar kafasının arkasında maskeli olan Hulilere saldırmıyor. Kaplan eğer bir insanın gözlerine bakmazsa, yani insanla göz göze gelmezse saldırmazmış. Bizden uyarması, siz yine de maskeli ya da maskesiz bir kaplana yaklaşmayın. Dünyada yaşam süren garip kabileler arasındaki gezintimize Minmar'ın kuzeyinde devam ediyoruz. Burada yaşayan ve sık sık basında görüntüleri yer alan Karenler dış dünyaya tamamen kapalı değiller. Karenler bir gelir kapısı olarak turistik aktiviteleri ve basın mensuplarını yıllardır kullanıyor. Yaşamlarını para karşılığında herkesle paylaşan bu kabile tehlikeli değil. Yani onları ziyaret ettiğinizde hayatınız tehlikeye girmiyor. En azından bu gelenek yıllardır böyle sürüyor. Karenlerde kadınlar boyunlarına 4-5 yaşlarında bu halkaları takmaya başlıyor. Sizce kadınlar bu halkaları neden takıyor olabilir? Sebebi sosyal statü. Evet, çok yaygın bir söz vardır, bilirsiniz. Sakalım yok ki dinleteyim. Sözü dinlenmeyen bir kişi bu şekilde yakarır ve sakallı olan sözünün dinleneceğini iddia eder. Karen kadınları da boyunlarında ne kadar halka varsa o kadar söz sahibi olur. Şöyle açıklayalım, burada yaşın hiçbir önemi yok. Yaşınız kaç olursa olsun boynunuzdaki halka sayısı kadar sözünüz ve statünüz var. Karen kadınları boyunlarındaki halkaları ömürleri boyunca çıkarmıyor. Biraz yüksek yastıkta yatınca boynu ağrıyanlar burayı lütfen dikkatle izlesin. Bir Karen kadını gerekirse boynunda 20 halkayla uykuya dalabiliyor. Ömürleri boyunca boyunlarına taktıkları halkaları sıkılıp da çıkarmak gibi lüksleri yok. Bu arada yıllar boyunca halkalar nedeniyle uzayan boyunları, eğer halkalar çıkarsa kırılır ve Karen kadınları bu sebeple ölür. Bu olayın tarihte nice örneği yaşanmış. Bir Karen kadınının boynu yapılan ölçümlere göre en fazla 35 halkayı taşıyabilmiş. Karen kadınları bu halkalarla statü sahibi olduklarını düşündükleri gibi bir de güzel göründüklerine inanıyorlar. Ne kadar halka olursa o kadar güzel hissediyor kadınlar kendilerini. Görüntüleri izleyen değerli kadın izleyenlerimiz, Karen kadınları gibi boyunlarınıza halka takmak ister miydiniz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazın. Şimdi burayı dikkatle izleyin. Hicralar belki de yeryüzündeki en farklı kabiledir. Hicraların dününü, bugününü öğrenmek için Hindistan'dayız. Hicralar aslında tam bir kan bağı taşıyan kabile değiller. Ancak literatürde kabile olarak geçiyorlar. Hicra, Güney Asya'da kadın ya da erkek olmayan, üçüncü cins olarak kabul edilen kişiye verilen bir isimdir. Aslında hicra olmak için bir kişinin hadım edilmesi gerekmektedir. Kendi kültürlerinde yaşayan hicralar genelde renkli giysiler giyer, ağır bir makyaj yapar ve bolca takılar takmaktan hoşlanırlar. Yazılı kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hindistan kültüründe hicralar bir hayat kadını ile aynı düzeyde bir sosyal konuma sahiptir. Hicralar özellikle doğum, evlilik, festival gibi törenlerde para karşılığında şarkı söyleyerek veya dans ederek hayatlarını kazanırlar. Bundan çok eski tarihlerde hicralar büyük saygı görürdü. Hicraların Tanrı Rama tarafından bereketlendirildiğine inanılırdı. Hatta hicralara kadar gidilir ve kendilerine dua etmeleri istenirdi. Hicraların büyük bir bölümü fuhuş sektöründe çalışarak geçimini sağlamaktadır. Yine de yazılı kaynaklarda yer alan bilgilere göre hicraların maddi gelirlerinin iyi olduğu, ortalama bir Hindistan vatandaşından çok kazandığı belirtilir. Erkek olarak doğan hicralar, Narvan ismi verilen ayin ile hadım edilir. Hadım edilen hicra hayatına trans olarak devam eder. Aslında bu hikayede bir de dram yatıyor. Pakistan'da da yaşam süren hicraların genellikle hepsi aileleri tarafından terk edilmiş, dışlanmış kişiler olduğu söylenir.
Siz bu kabileler hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz video linkini arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.